Size sorum, kendim tekstil işiyle uğraşıyorum. Yaptığımız ürünler genellikle bayan fantezi giyim modelleri imal ediyoruz. Ağırlık Rus ülkelerine gönderiliyor. Acaba yaptığımız iş ne kadar doğru olabilir? Genel hatlarıyla bu gibi suallere verdiğim cevap fetva olarak şudur. Yaptığınız iş bizatihi ve lizatihi haram değilse, yani helale de kullanılabilir işse, bıçak imalatı gibi. Bıçak imalatını soran birine, ya bu bıçağı alanların içinde cinayet işleyenler de olacak hocam, o sizi ilgilendirmez. Siz bıçak imalatını cinayet kastıyla yapmayın. Efendim. Peki bu çamaşır meselesi, fantezi giyim özellikle diyor. Bu çamaşırları işte Ruslar giyecek, denizlerde yüzecekler. Bundan ben mesul olur muyum? Olmazsınız. Olmazsınız. Bu bizatihi sırf haramda kullanılan bir şey değil. Peki ne zaman oluruz? Sırf dansöz imalatı yaptığınızda yasaktır. Çünkü o iç çamaşırı olarak da kullanılıyor. Yani onun iç çamaşırı olarak kullanılmaması durumunu siz seçemezsiniz. Ha, bu fetvası. Azimeti daha temiz, daha şaibesiz olan. Ama dediğim gibi sırf dansöz imalatı yapıyorum ne dersiniz derseniz asla derim. Asla, helal. Veyahut da hocam ben bir imalat yapıyorum ki içki şişesi imal ediyorum. Buna sadece içki konuyor. Başka hiçbir şey konmuyor. Sirke konmuyor, şey konmuyor. Hayır derim. Ama ben bir şişe imal ediyorum hocam, buna kim nere alırsa onu koyuyor. Bazıları sirke koyuyor. Caizdir derim. Bilmem anlaşılıyor mu? Evet. Cümlemizden.